Evet, herkese tekrar merhaba. Yine bir soruyla birlikteyiz. Aysu Dağlı arkadaşımız yazmış. Çok teşekkürler ilk önce kendisine. Hocam emeğinize sağlık. Bir sorum olacak. Makaleyi Google Akademik'ten EndNote'a aktar dediğimde direkt Word'de dönüşüyor. EndNote'a aktarılmıyor. Bu ayarlamayı nasıl yapabiliriz? Bu konuda bir video yapalım dedim ben de kendisine. Evet, isterseniz bu videoyu bilgisayar ortamında yaptım. Hepimiz gelin o videoyu izleyelim, olur mu? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün Google Akademik'te nasıl EndNote'a transfer edilir makalelerimiz, onlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce gelin Google Akademi'yi açalım. Şimdi Google Akademik sayfasını hepimiz biliyoruz. Bir de bizim çok kullandığımız bir PubMed sayfamız var. Burada mesela örneğin Hieronymic Esteem, onunla ilgili bakın şu makaleyi ben Google Scholar'da bulacağım. Google Akademik'te. Ondan sonra onu EndNote'a aktarmaya çalışacağım. Bunu bulmam için Google Akademi'nin sayfasındaki arama yerine basmam yeterli. Bakın geldi. Hyaluronic Acid in Dermatology. Bunu ben EndNote'a aktaracağım. Peki EndNote'a aktarmak için ne lazım? Tabii ki bir Word sayfası lazım. Bir de kütüphanem lazım, öyle değil mi? Şimdi Word'ü açalım. Ve Word, bu benim bir deneme Word'um olsun. Hemen şuraya deneme diye kaydedeyim. Evet, kaydediyorum masa üstüne deneme şeklinde. Ve buraya bir yazılar yazıyorum, farz edin. Ve bu yazıların sonuna ben işte bu demin bahsettiğim referansı atıp olarak göstermek istiyorum. EndNote zaten Word'ümüzde var. Go to EndNote diyelim. EndNote'a gidelim. EndNote açılacaktır. Bakın açıldı arkadaşlar. EndNote açıldıktan sonra şunu kapatıyorum. Yeni bir kütüphane açalım. Buna da isterseniz deneme diyelim. Ve masa üstüne kaydettim. Boş bir kütüphane. Ha, boş bir kütüphane burada dursun. Word'ü aşağıya koyuyorum. Ben bu makaleyi almak istiyordum. Ve EndNote'a aktarmak istiyorum. Fakat aşağıdaki ilgili linklere baktığınız zaman şuradaki ok işaretine de basayım. EndNote'la ilgili hiçbir şey göremeyeceksiniz. Fakat burada EndNote'la ilgili bir şeylerin olması gerekiyor. İşte burası önemli arkadaşlar. Buraya EndNote'la ilgili linki nasıl getirebileceksiniz onu göstereceğim. Bakın ben Firefox kullanıyorum ama ister Google Chrome kullanın, ister Opera kullanın, isterseniz Safari kullanın fark etmez. Önemli olan Google Akademik'teki giriş yaptığınız diyelim. Orada giriş yaptıktan sonra ayarlar kısmına girebilmeniz. Bakın Google'ı tekrar gösteriyorum. Google Akademik bizim sayfa buydu. Bunu bulmuştuk. Hyaluronic Acid in Dermatology istiyordum. Şurada EndNote'la ilgili link olsun istiyorum. Bakın bu sol üstten basarsanız aşağıda ayarlar kısmı var. Ayarlara basıyorsunuz. Ve burada ayarlarda bakın şurada kaynakça yöneticisi diye bir bölüm var. İşte burayı ikinci şık var ya orayı işaretliyoruz. Ve bu ikinci şıkkı işaretledikten sonra bu şurada EndNote seçeneği var. EndNote seçeneğini seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Bunu yaptığımızda bakın EndNote nasıl geldi? EndNote konumuna aktar seçeneği geldi. Tamam hadi aktaralım isterseniz. Buna bir kez bastığınız zaman ben şöyle yapıyorum. Kaydet diyor. Kaydettiğiniz zaman download, indirilenler kısmına kaydedecektir. Bakın şurada olduğu gibi. Genelde Scholar diye bir isim veriyor. Bunu iki kez tıklayın üzerine. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi EndNote deneme sayfam zaten açıktı kütüphanem. Hemen oraya ekledi. Bunu biliyorsunuz Word'de nasıl eklendiğini daha önceki videolarda gösterdim EndNote nasıl kullanılacağını. Ben tam buraya atıfta bulunmak istiyordum. O zaman ne yapıyoruz? Üzeri seçiliyken sadece insert'e basmam yeterli. Bakın geldi. Evet, şuraya da kaynaklar diyeyim ve devam edeyim isterseniz. Bu arada ben hani demin PubMed'den bakmıştım ve aktardım ya. Siz direkt Google Scholar'dan da yani Google Akademik'ten de bakabilirsiniz. Mesela
Ben bu aşağıdakilerden bir tane seçeyim isterseniz. Mesela şu. Bu hoşuma gitti diyelim bu makale. Yine aynı şekilde bakın. Endnota basıyorum. Kaydet diyorum. Kaydettikten sonra bakın o da aynı isimle kaydedeceği için sadece bir numara ekleyecek başına. Yine iki kez üzerine tıkladığınız zaman ekledi. Word'ümde nereye ekleyeyim mesela? Bir cümle yazayım. Yine şöyle bir cümlem olsun. Bu cümleyi yazdıktan sonra şuraya ekleyelim. Evet, ekle dediğim zaman ikinci kaynak da buraya eklenmiş olacak. Sizlere kesinlikle ve kesinlikle Word'de EndNote kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bir akademisyen muhakkak kullanmalıdır diyorum. Başka referans menajerlerde kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Mendeley var ya da başka bir şey kullanın. Hiç LaTeX var kullanabilirsiniz. Ben EndNote'da ısrarcıyım. Fakat bakın eğer EndNote'u kullanmazsanız çok büyük vakit kaybedersiniz. Bunu diğer videolarda da sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle tez yazarken hele 200 tane referansınız var. Bu tezlerde çok önem arz ediyor. Halbuki burada bir değiştirmeniz bile şurada biyografiden istediğim şekilde farklı templetlerde anında değiştirebilirsiniz notla. Zannedersem Google Scholar'da nasıl yapılır konusunda yani Google Akademik'ten bizim referansları EndNote'a nasıl aktaracağınız konusunda bir fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Unutmayın sol üst köşede ayarlardan muhakkak ve muhakkak EndNote seçeneğini seçmeniz lazım. Umarım yararlı olmuştur. Sakın like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.